Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz canlar. Bugün günlerden şöyle sizlere çekeyim. Kedi dilimi pastası yapacağım. Bu çok özel ve güzel olacak inşallah. Bunun özelliği bugün Meryem'in doğum günü arkadaşlar. Benim de şöyle bir katkım olsun diye kedi dilimi pastasını yapayım dedim. Annesi de başka masraf malzemelerini yapıyor. Malzemelerimizde neler var? Şöyle 2 tatlı kaşığı, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, 1 litre süt. Bunlar muhallebesi için, muhallebe için. Ondan sonra şöyle arkadaşlar vurmuş olduğunuz gibi şöyle borcamama yapayım. Bayağı bir kalabalık olacak. Ben şuraya telefonumu kurayım arkadaşlar. Bundan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, haydi başlayalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem'in doğumunu attılar abileri bugün. 3 yaşına bastı. Şevati ya Resulullah. Allah'ım sen büyüksün, kurban olduğum Allah. İkinden okunuyor arkadaşlar. Şöyle şekerimizi dökelim. Bir su bardağı şeker. Şöyle 2 yemek kaşığı misaçta. Kapaklaşmaması için güzelce anes karıştırıyor canlar. Ondan sonra şöyle 3 yemek kaşığı da unumuz. Yeni yaşı, güzellikler, sevinç, mutluluk. Ne dileği varsa getirsin inşallah. Ailesiyle güzel, güzel zamanları olsun prensesimin. Bu kaynayıncaya kadar karışacak arkadaşlar. İçine bir kaşık da. Yağ attık mı? Bir kaç da olacak zaten. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Bunu yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da sütün en şu pudingimizi kedi dilimimizi yapalım. Akşam yemekten sonra Meryem'imizin doğum gününü kutlayacak. Yakın olanlar buyursun gelsin. Görünüyor mu? Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ondan sonra da çikolata sosunu yapacağım en sonunda üzerine. Daha var gelin hadi ben şunu halledeyim. Ondan sonra da şöyle güzelceğiniz ısın arkadaşlar. Çünkü fazla açmadım altını. Ilıkta ısık ateşte şişsin.
Ondan sonra da kedi dilimini ısıtalım. Şöyle sütümüzü de döktüm arkadaşlar. Ağzını kapatayım. Şöyle bunu bu yana döndüreyim. Muhallebi hemen tane donmaya başladı. Sakin sakin karıştır. Dolanada muhallebiyi yaktırıyorum arkadaşlar. Nebi? Muhallebi. İyiymiş. Şey yapacak ya. Meryem Hanım'ın doğum gününe ıslak kek. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Bunun dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Oraya gittik gidiyor diye nerede anca dinlenir. Sakin. Birden hızlandırma şeyi, şu yerine götürün giden soğana. Tuvalet ya, havada yakalarak suyu şimdi. Muhallebim neyse. Yalnız o yapamadım. Sen o yüzden çağırdım bir tanem. Bir yerine şöyle karıştır, bir yerine de bunu koy. Oldu canım. Kaç elim var benim? İki. Şunu da atalım arkadaşlar. Davarımız gelmeden bunu hallederim. Buna da koyalım. Kalıplatsın. Dağların kuzuların yemini bilmedin mi? Yok, bilmedim. Onu biraz ne sonra iyice sertleşmeye başlayacak. Koyulaşacak zaten oğlum, o iyice koyulaşacak ki muhallebi olacak. Canım zor dönmeye başladı. Hele ki evimizde hazır malzemelerimizde vardı. Almaya gerek kalmadı. Pıt pıt yaptığımı sen bana şit. Karıştır karıştır, tavanına tutmasın olur. Zaten şuraları yapıyor ki pıt pıt. Yapıyor mu? Çek bakayım, karıştırmayı yani bırak hele. Heh, tamam olmuş. Sağ ol, teşekkürler bebeğim. Biraz daha karıştırma. Yok, iyi de karıştırmana gerek yok. Aa, zaten şişireceğim, dökeceğim muhallebiyi. Tam da dik geldi. Pudiklı pasta mı? Pudiklı pasta değil oğlum, o şey. Yok, pudiklı pasta gibi mi değil? Hiç yemedin mi? Şöylesini yemedim ya, şurasını. Kaşığına al da bak, dene. Yemek kaşığı, ama tatlı kaşığıyla. Dur şuradan al, şundan bak şuradan. Şunu bir alalım şuraya. Buradan şu pislikleri bir topla oğlum buradan. Görünüyorum arkadaşlar. Bunu bu yanına alayım ben, şu yanına. Şuna da şu yanına alayım, daha net görünsün. Bismillahirrahmanirrahim. Pastadan iyi. Yeah. Vallahi. Beğendi duran aklılara. Pudiklı pastadan iyi değil. Şuradan söylüyorum, pudiklı pastadan iyi. Şunun içine az koyaydı. Neyin içine? Şunu bir elimden düşecek. Bunun içine. Bir iki üç kaşık. Ben sana özel yapayım. Ye. Tamam. Ondan değil, kız şundan değil. Tamam, ben de ondan diyeyim. Özel yapayım var biraz sonra. Bu un, nişasta, süt, ondan sonra şeker, onlar. Dur şunu da koyacağım içine oğlum. Dur şunu da koyalım. Bismillah, öyle iyi olur. Aşağıdan damlatma. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kedi dilimimizin ikinci aşamasını yaptık.
Şimdi geldi 3. aşamasına. 3. aşamasında yaparken biraz sonra görüşürüz canlar. Şöyle çikolata sosunu da yapayım arkadaşlar. Onu da cezvede yapıyorum. Bir paket kakao. Ondan sonra 2 su bardağı da süt. Üzerine de bir tatlı dilim kaşığı da tereyağı atacağım arkadaşlar. Bunu da bundan atarsam yüzü hep şey olur. Niye tereyağı atıyorum? Yüzü daha parlak olsun diye canlar. Tereyağı değil aslında. Katı yağ. Yüzü parlak oluyor. Öyle daha güzel oluyor. Bunu yapayım. Dökerken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle çikolata sosumuzu da döktük. Şimdi güzelce yayalım. Ondan sonra dolabımızı alalım arkadaşlar. Tabii ki biraz buhar gitsin. Dolabımızı bozmasın. Vallahi çok güzel olmuş canlar. Bulaşıklarımızı da ısladalım. Ondan sonra yıkayalım arkadaşlar. Evet, nasıl olmuş canlar? Şöyle buharı üstünde tam bir kedi dilimi. Vallahi görünüşü güzel ama yiyiş şekli nasıl olur bilemem. Bence tam istediğim gibi de oldu. Ben mi şimdi şurayı bir alayım canlar. Ve şöyle çıkan bulaşıklarımızı da biraz sonra davarımız geldikten sonra yıkayacağım. Şimdi saat 5'e 10 var arkadaşlar. Ancak ahırı peceyi görürüm. Ondan sonra da yemeğimizi hallederim. Akşama da domatesinden, biberinden arkadaşlar mantar aldıydım. Mantar yapacağım. Mantarlı sote. Bugün de onu pişireyim canlar. Bulaşıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar. Merhaba arkadaşlar. Ben davarlarımı kapattım. Bugün değişik bir şey yaptım arkadaşlar. Davarları sağdım. Bayağı bir helke süt çöktü. Onu da kayınvalideme verdim. Pişirsin de yoğurt çalsın da yesin diye. Biraz geç kaldım. O yüzden bulaşıklarımıza geçelim arkadaşlar. Ben bir bulaşıklarımı yıkayayım. Zaten görmüş olduğunuz gibi çok değil. Az bir şey bulaşığım var. Sahurdan kalma. Deminki pastadan kalma. Onları yıkayayım arkadaşlar. Bu da nasıl bir sıcak. Şurada bulaşık makinesi şişiydi arkadaşlar. İçi boşaldı. İçine şişi çektim. Deterjan. Nasıl iyi oldu. Bulaşıklarımı bir yıkayım. Çok değil gerçi. Az da yine de makineye çalışmaya değmez diye düşündüm. Zaten de değmez. Yıkayım arkadaşlar bunu. Şunu şurada yıkayım. Akşama da zaten doğum gününe davetliyik arkadaşlar. Ben de ıslak kek yaptıydım. Islak kekimiz var. Afra da bir şeyler hazırladı.
Ondan sonra da pastasını yaptırdılar. Doğum günü pastası videomuzda yarın olacak arkadaşlar. Meryem'imizin. Bugün anca evimde uğraştım. Valla arkadaşlar az bir şeyle uğraşıyorum. Tek bir tane bir şeyle dünya bulaşık çıkıyor. Sizler de bildiğiniz gibi bulaşık evin hiç eksik olmuyor. Bulaşık. Ev işi bitmiyor. Elimde de bulaşık yıkamasını bayağı özlemişsin. Bayağıdır elimde bulaşık yıkama ol. Yerde kaldım duray. Açar. İyi. Anlaşılmıyor ki. Biraz ses çıkarıyor ya arkadaşlar, kusura bakmayın. Thank you.
Vallahi arkadaşlar. Nereden görsen, dostsan, dilleştirsen, silsen, süpürsen ertesi günü aynı oluyor. Sanki evde ordu varmış gibi yine batıyor, yine batıyor. İstersen de hiç kimse olmasın batıyor. Mesela şu masamın üstünü dün yer yağ çözücüyle sildim arkadaşlar. Bu yine aynı. Alabileyim. Onu da kaldırayım birini arkadaşlar. Çıkarsam balığı kalksam masanın üstünde. Evet arkadaşlar. Şöyle şeyimiz de oldu. Kedi dilimi pastamız da gerçekten kalıplaşmış arkadaşlar. Ben bunu birazdan keseyim. Kessem mi? Kesmeden götüreyim arkadaşlar. Orada keserim. Gazeteye sarayım. Bembeye Duran'ın yanına varayım. Biraz sıkıntıları var. Onu bir çözeyim. Hemen geliyorum. Dedim ya arkadaşlar, ben çocuklarımın sesinden bilirim bir yaramazlık olduğunu. Motora benzin almaya gittiydi. Motorun da çalışması zor olmuş. Çalıştıramamış, sinirlenmiş. Ona kızıyormuş. Ben de önemli bir şey var zannettim. Benzin almaya gittiydi arkadaşlar. Akşam Afra'nın evine gideceğim. Afra'nın evi de çok uzaklaştı bize. Yayan giderken yerini yok. Gelirken de iyice üşüyor, yerini yok. Yani anlayacağınız sıkıntımız biraz motordan kaynaklanmış. Ama endişelenecek bir şey yok. Geri düzeltmiş kendisi. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Görüşmek üzere canlarım.